Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üstünüz olsun. Çoktandır YouTube çekmedik. Zaman bulamayık. Acı bazı işlerimiz oluyor, hastalığımız oluyor. O yüzden ara ara video çekemeyik ama YouTube'a hani şu InShop dedikleri video var ya, kısa videolardan sizlerle bağımızı kopartmamak için ara ara onlardan atık. Şimdi burada yemek mi yapacağız? He, yemekleri yapacağız. Çekim videolarımız var. Mesela başta dediğimiz gibi Instagram videoları çekiyoruz biz. TikTok videoları çekin. Ara ara da YouTube'a çekin. Ha, o çektiğimiz bir dakikalık videoyu muhtemelen aranızda bilenler vardır. 2 saat, 3 saat, 4 saat, yeri gelip 5 saat uğraştığımız oluyor. Yani çekmeden de bitmeyin. Onu montalanması, bilmem ne etmesi, bilmem ne etmesi vesaire vesaire. Ama şuna değinmek istiyorum. Ben burada kendi adıma ve benim gibi işini severek dürüst yapan esnaflarım adına bazı konulara değinmek istiyorum. Tamam kardeşim, biz ekmek parası için bu işi yapıyoruz. Eyvallah, vay üstüne. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde, önce Allah sonra sizlerin sayesinde evimize bir ekmek götüreyim. Bunu inkar edemezdik. İnkar eden de gözünden dizinden gelir. Ama bazı müşterilerimiz de demiyoruz. Yani biz misafirlerimiz diye algılıyoruz ama adam gelin çarşıda arvattan dövüşeyi veya arvat pantolon isteği almayı veya bir şey oluyor öykeleni bizim yanımıza geldi. Bütün öykesini, sinirini bize boşalttı. O da ne oluyor? Atıyorum ayran. Bir dakika geç geldi. Nerede vallahi ayran? Paramızdan içmeyik mi ya? Arkadaşım, sen paramdan için. O konuda sıkıntı yok. Kimse sana para vermedin diyen yok. Niye para verdin de diyen yok. Ama üslupler bazen yanlış oluyor. Tamam kardeşim, bir ekmek giy. Ama burnumuzdan böyle sıka 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 getireyim. Bazı adam da geliyor. Rica etsem bir ayran alabilir miyim diye. Biz o adama hürmet ettikçe edesimiz geliyor. O da. Her ikisi de para veriyor. Ha, biz o adam bizden isteme tavrını değilsin. Bizden niye böyle isteyi diye bir düşüncemiz yok. İsteyebilir. Bura umuma açık bir mekan. Her türlü insan gelir. Her türlü hizmet etmek de, her türlü adama hizmet etmek de bizim boynumuzun borcu. Bunda sıkıntı yok. Elhamdülillah ekmeğimizi oradan yiyin. Ama ben sana bakayım kardeşim. Bilmiyorum, farklı farklı olaylar oluyor. Mesela Ramazan'da, ben Ramazan'dan belli ortalama video çekmiyorum. Ramazan'da bizim mekanımızı bilen vardır. Mesela şu anki bulunduğum küçük bir bahçe. Üst salon, alt salon dükkanımızın önünde. Park olan yer yani. Bahçe diye kullandığımız yer ağzına kadar dolu. İftarda çalışık. Yüzümüzün akından o kadar insanın yemeğini yetiştirmişik. Bir tane adam diyor ki, ben de ocaktayım tabii. Konter içindeyim. Usta, beğenmedik. Hayır inşallah abi, neyi beğenmedin? Çay geç geldi. Boy üstüne abi, özür dilerim. Bu sefer dışarıda bir ocak daha var. Dışarıdaki ocaktaki çalışan adamın yanına gireyim. Aynı çayı söylemeye. Bak. Neyse, ben o havada ocakta işim bitti. Dolabın önüne çıktım. Kasya değil ki, şikayetçiyim. Kasadaki adam dedi ki, hayır mı abi diye, yani şikayetiniz neydi, öğrenebilir miyim diye. Ya diye, çayınız çok geç geldi. Ya tamam da kardeşim, bana söyledin mi bunu, yani buranın başı bensem eğer, bunu bana söylediysen, bunu tekrar sağa sola söylemenin bir anlamı yok. Ben de dedim ki, ya abi bunu zaten bana söyledin, ben ilgilendim. Ben müşteriyim. Sabaha kadar genel söylerim. Yorum, işin yoksa söyle. İşin yoksa söyle yani. Mesela biz Ramazan'da nasıl çalışıyorduk? Gece saat 4'te 5'te Antep'in Ramazan sahur kültürünü bilen insanlarımız vardır. Vatandaşlarımız vardır. Biz bunu ne yapıyoruz? Sabah 4'te 5'te gidiyoruz. Sonra geri saat 10'da sabah geri 10'da geri kalkıp geliyoruz. Sırf iftara yetişebilmek için. He, bazı şey para kazanma boyutunu geçiyor. Çünkü bir sahaya girmişsin, o sahadan yüzüğün akıyla çıkmak lazım. İnsanlar sana güvenip iftar açmak istiyor. İftarında
her şeyinin olmasını istiyor. Sen de hepsini belli bir dakikada yetiştirmek isteyin. Ya iftarlık gün, bugün 5-600 dişi var. Herkes değil ki, her Hoca Allah Ekber dediğinde yemek önümde olsun. 30 saniye evvel verin, kabul etmeyin. Bir dakika sonra geç verin. Oruç tuttuk. Biz sen tuttun orucu. Biz tutmadık. Yani anlayışımız farklı. Ben ve benim gibi esnaf arkadaşlarımız hep bu konu sorunları yaşıyoruz. Yani niye oluyor onu da anlamıyorum. Mesela geçen bir bayan bir içli köfte meselesi, içli köfteyi biz normalde karışıklarda kütüğün yanında veriyoruz. Tabii kadın bilmiyor, olabilir. O da ayrı vereceğimizi zannetmiş. Normalde ara sıcak diye verilir bu içli köfte, fındık lahmacun vesaire vesaire. Ama biz bunu kütük dolu dursun, ne bileyim ben kütük daha şık dursun diye kütüğün yanında vereyim. Bir tane gari, bir tane arvat, bir tane de genç kız. Kadın bir öykelendi, bir öykelendi. Buyur abla ne oldu, emrini söyle. Ya dedi kardeşim dedi 10 dakika oldu dedi. İçli köfte daha gelmedi dedi. Dedim abla biz içli köfteyi kütüğün yanında göndereceğimiz için o yüzden vermedik. Bir fırça fırça tabii ben kadın da her öykelenmesin diye her 3 dakikada bir masasına gideyim. Diyeyim abla bir emrin var mı, bir isteğin var mı? Hayır. İstemiyorum. Bu ne ya? Yani bizi orada bir nevi ezik görüyormuş gibi, hor görüyormuş gibi. Kardeşim, dünyanın en zengin adamı da gelse aynı parayı alıyorum. En fakir adamı da gelse aynı parayı alıyorum. Yani baktım ki tabii benim bozulduğumu anladı kızı. Kız diyor ki anne sen ne yapıyorsun diye. Ne yaptığımı ben farkındayım diye. Bana mı savunuyorsun diye. Kadın diyor kız kalktı geri değil ki. Abi değil, özür dilerim değil. Annemin neyi davranışından dolayı değil. Ben dedim ki abla dedim. Bir şey olmadı ki. Annem bir şey demedi ki dedim. Yani kurttan kuzu doğar mı oğlum? Kurttan kuzu doğmuş. Olmayacak bir iş. Kadın o kadar böyle yani şey benim havası tavrında. Kız da o kadar ki nezaketli. Yani biz benim gibi ustalar veya benden daha iyi ustalar, benden daha kötü ustalar hepsi bizim mesleğimizde nihayetinde hizmet etmek için sabahların 5'inde gelen ustalarımız var. Sabahın 4'ünde gelen ustalarımız var. Gece yarılarına kadar çalışan ustalarımız var. Bu ne? Hizmet etmek için. Belli bir şeyi belli bir saate yetiştirmek için. Yani tamam para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz elhamdülillah. Sıkıntı yok. Allah bereket versin. Gün geliyor zarar ettiğimiz gün doluyor. Gün geliyor kazandığımız gün doluyor. Tabii biz bunu sosyal medyada hep kalabalık ağrımızı gösteriyoruz. Oturduğumuz gün yok mu? Var. Zarar ettiğimiz gün yok mu? Var. Hepsi var yani. Dışarıdan davulun sesi hoş geliyor değiller ya. Aynı o hesap bizki. Yani ne bileyim yani bir daha bir duruma düştük. Ha işimiz gittikçe de gıda sektörü zorlaşıyor. En çok sıkıntı çektiğimiz eleman. Eleman bulamıyoruz. Vasıfsız adamı getirtiyoruz. Vasıfsız adam getirttik. Ya diyeyim kardeşim sen bir ayran verebilir misin? Veririm diyor 18-19 yaşında adam. Ama baktığında bir ayranı veremiyor. Ya bunu yetiştirmek lazım mı? Lazım. Bir ay iki ay çalışıyor. Cebinin harçlığını koyuyor. Ondan sonra ben çalışmayacağım. Ne oldu? Köve gideceğim. İşte Almanya'ya gideceğim. İşte Oğan'a gideceğim. Diyarbakır'a gideceğim. Gezmeye gideceğim. Vesaire vesaire. Yani ben ve bizim gibi esnaf arkadaşlarımıza bir nevi ne derler ona? Yani ne derler anlamam da diyemeyim de yani benim Türkçe şeyim biraz zayıf. Bilmiyorum. Yeni eziyetli etmeye başladılar. Bizim de şahsen zorumuza gidiyor. Niye zorumuza gidiyor? Sen diyeceksin ki kardeşim zoruna gidiyse yapma. Benim başka yapacak bir işim yok. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Adam biz burada çatır çatır fırçalıyor, çatır çatır. Ne bileyim ben olmasa hakareti yapayım. Ne yaptın kardeşim? Daire mi satın aldın? Araba mı satın aldın? Ne aldın? Yani kebapçıdan bir dürüm aldın. Ayranım geç geldi. Ne bileyim ben çatalımı çocuk vermeyi unuttu. Ne bileyim ben suyu geç getirdi. Olamaz mı?
İnsandır, hatasız olur mu? Siz hiç hata yapmıyor musunuz? Mesela burada mesela esnaf abilerim vardır. Veya yengelerim, ablalarım, beyzelerim vardır. Ne bileyim, diyelim ki yemeğin tadını bazen ayarını tutturamadığın gün olmuyor mu? Yemeğe yaktığın gün olmuyor mu? Veya pirincin pilavın, pirinç pilavının suyunu bir parça fazla koysan lapa olmuyor mu? Tamirci abi, sen arabayı bir defaya mahsus mu yapıyorsun? Yani bütün esnaflar her işi bir defaya mahsus mu yapıyor? Ya doktor doktorken bile hata yapayım. Yapamayayım, yapmayayım yani. Ha diyeceksin ki bu hatanın hepsini ben mi yapıyorum? Yok. Bütün esnaf arkadaşlarımızda oluyor. Hata bize göre hata değil. Niye? Yemek iyi değil mi kardeşim? De. Yemeğin iyi değildi. Başım gözüm üstüne. Kebabını beğenmedim de. Ne bileyim ben salatam bozulmuş de. De yani. O başım gözüm üstüne ben razıyım. Ama bir su geç geldi diye. Ne bileyim ben bir ayran geç geldi diye. Olmaz hakaretleri de etmeyin. Farz et ki bizim yerimizde, ben benim demiyorum, bizim yerimizde sizin kardeşiniz var, sizin oğlunuz var, sizin babanız var, sizin dayınız var. Yani biz işimize önem gösterdiğimizden dolayı bu videoyu çekmek zorunda kaldık. Çünkü benim müşterim aşağıda hesap ederken de yatın usta ha, ayran gelmedi ha, ayran istedin iki defa gelmedi. Hemen ben o dakika söylüyorum elemanım, niye ayranı götürmüşsün kardeşim? Ayran mı yok, yoğurt mu yok? Niye götürmeyeyim, bardak mı yok? Ya usta işte, unuttum. Genç adam hata yapamaz, unuttum diyor. Ne yapayım, ben 18 yaşında, 19 yaşında adamı işten mi çıkaracağım veya dövücüm mü? Hata yapmış, baş üstüne. İki gün evvel, ben ocakta çalışayım, ağabeyleyim, bir tane adam. Adam dediğimiz yani, benden küçük. Baba hoş geldin dedim. Ben onun yemek yediğini de bilmiyorum. Herhangi bir X müşteri tanımıyorum da yani. Baba hoş geldin dedim. Gel abi dedi, şu paranı al da git. Buyur. Ben insan gibi hoş geldin diyeyim. Gel şu paranı al da git. Ben neyim ki? Ben neyim ya? Ben sana insan gibi hoş geldin diyeyim. Sen insan olsan hoş bulduk abim. Veya kardeşim veya seslenmezsin. Hesabını ödersin. Ne oldu abi, problem mi? Emrini söyle. Ya abi, çay istedik, çay gelmedi. Nasıl gelmedi abi? Çağır oğlum. Niye gelmedi? Abi verdik. Abi vermiş de. Üçüncü çay istedik. Yorum bırak, hemen mi çay ocağımı? Daha bir de yani. Elemanları öyle bir suçluyor ki. Düşünmüyor ya, ben bu adamı bu ekmeğinden oynayacağım veya bu adam benim yüzümden laf yiyecek diye düşünmüyor. Adam yani içtim diyor ha, içmedim değil. Bir iki üçmiş, üçüncü çayı gelmemiş. Böyle bir şey mi var? Bura kahve mi? Bura çay ocağı mı? Yemeğini yiyirsin. Çayı üstüne verirlerse biberle içersin. Hesabını ödersin. Eline sağlık. Eyvallah. Güle güle dersin. Gel iç çay ver, çay ver, çay ver, çay ver, çay ver. Yani biz bu işin içinde olduğumuz için bunları çok çok yaşıyoruz. Adam bir kavurma yiyor. Benden kavurma şu an 25 lira. 3 kap mezeyle, 4 kap mezeyle bir kavurmanın yanına ne verik? Piyaz verik. Mor lahana verik, nane verik, yeşil biber verik, limon verik. 5 kaya çeşit verik. 3'er milyondan yapsan 15 milyon. 3 tekmeğe 18 milyon. Bunun altında kağıdı var, tüpü var, al biberi var, cartı var, cuttu var, tuzu var, biberi var. Bir kavurmayı yedikten sonra 3-5 tane ıslak mendili var. 3-5 tane ıslak mendili. Bir tane demiyorum ha. Genel içinde konuşmuyorum. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Diyemeyin kardeşim, ben 5 tane ıslak mendilini alayım diyemeyin, deme hakkımız yok, söz hakkımız yok. Müştere 10 tane de alabilir. 5 tane de ıslak mendil alayım, üstüne 3 tane çay içeyim. İnanmayan varsa gelsin gün boyu benden buradan yaşananları görsün. 3 tane çay içeyim. Kavurma 25 milyona bakalı değer mi? İnşallah yok. 25 milyona neyi bakalım, bunun 5 kap mezenen. Zaten 3,5 milyon ekmeği var. Hadi ucuz olduk. Toptan alıyor 3 milyon. Altını kağıdı, yanan tüpü. Hepimiz evime ya. Evimize şey alık. Ya tüp. Ne bileyim ben. Herkesin evinin temel ihtiyacı alınıyor. Doğru mu? Her şeyin pahalı olduğunu da biliyoruz. Böyle bir simit yiysen 10 lira. Kenar semtte değil de orta kesimde bir yerde çay içsen 7,5 lira 10 lira. Ne oldu? Bir simit bir çay içtin 20 lira. Buyur, kuru simitten çay içtin. Sen 5 kap mezenen, 3 tane çayla,
Kavurma dürümü yedin. 25 kere çorpma. Çok değerli abicim. Ben babam Hambal. Hambal babanın çocuğuyum ben. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bazı müşterilerimizden yani bize göre bakarsak hesaplar pahalı mı? Pahalı geliyor. Bana da pahalı geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Burada o kadar çalışan adam var. Buranın elektriği var. Buranın suyu var. Buranın sigorta gideri var. Buranın muhasebe gideri var. Buranın dükkan kirası var. Buranın varoğlu var. Esnaf olan abilerimiz buradaysa onlara selam söylüyorum buradan. Hepsi bizim durumumuzu anlar. Biz de onları anlıyoruz. Çünkü bugünkü aldığımızı yarın alamıyoruz. Bugünkü aldığımızı yarın alamıyoruz. Buna yani tamam itiraz edebilirsin. Bak ha altını çiziyorum. Kardeşim biz neyi neye verirsek yiyecek diye bir şey demeyin. Demiyorum. Ama burada ne bileyim yani biraz bizi aşağılayıcı, ne bileyim ben iteleyici, ne bileyim ben hor görücü bazı arkadaşlarımız oluyor. Ben bunlardan özellikle rica ediyorum. Rica ediyorum. Benim yanıma gelip gelmemesini ben problem kılmıyorum yani. O sorun değil. Bu Alanya'da da olsa, bu İstanbul'un öbür ucunda da olsa, bu Antep'in öbür esnafında da olsa emekçilere biraz saygı gösterelim. Tamam. Bak paranla yiyorsun. Özellikle söyleyeyim. Paranla yiyorsun. Hoşuna gitti. Gidin. Hoşuna gitmedi. Bir daha gelmezsin. Onda da sıkıntı yok. Rızka kefil Allah. Rızka kefil Allah. Onda sıkıntı yok. Filan yere gittik. Şurada para aldı da. İyi değil de. Zaten adam hesabı mesela hesabı fazla görünce arkadaş kaba dayılıktan ödün vermiyor. Hesaba itiraz etmiyor. Yani yemeğe itiraz ediyor. İyi değildi. İyi değildi dediğin kebap nerede? Hani masada zerresi yok ya. İki gün evvel bir tane dostumuz belki buradadır. Bir porsiyon maraş söyledik. Evet. Ben de o vakit saat 10.30 gibi 11 gibi kasalayım. Kasiyer kız saat 9 deyince çıkayım. Evet abi. Maraş'ın 5 tikesini yedim. 70'in abi afiyet olsun. Yalnız biçmemişti. Tamam abi. Özür dilerim yerisini attın. Yok ben paket ettirdim zaten. Ya biçmemişse niye paket ettirdin? Böyle bir mantık var mı? Ya siz benim yerimde olun. Biçmemişse derim ki gel kardeşim bu biçmemiş. Bunu biçir derim. Veya derim ki al kardeşim hesabımı. Hesabı öder kalkar giderim. Biçmeyen malı niye paket ettireyim? Niye paket ettireyim? Ben açıklamasını yap. Evde mi pişireceğim? O 5 tikel ya. Mangal yapıp ne yapacaksın yani? Yani ben bilmiyorum. Belki burada yanlış konuşuyorum. Belki doğru konuşuyorum. Onu da bilmiyorum. Ama ben ve ben esnaf arkadaşlarımın adına da buradan sizlere duyurmak istedim. Yani burada bizi takip eden Instagram'dan, efendime söyleyeyim, YouTube'dan, Facebook'tan, TikTok'tan gurbetçi abilerimiz var, gurbetçi ablalarımız var, şehir dışında olan abilerimiz, abilerimiz, emmilerimiz, dayılarımız, hepsi var. Bize buradan değer verdiklerini de biliyoruz. Ben şahsım adına biliyorum. Çünkü bir tane deyze dedi ki, oğlum dedi, benim de 3 tane oğlum var dedi, biri Ahmet dedi, biri Hüsnü dedi, biri de Yalçın dedi. Ben de dedim ki, yorum ana dedim, aa oğlanla dadaşmışsın ha dedim. Yok oğlum dedi, o oğlum sensin evin içindeki dedi. Yorum bundan büyük şeref mi var adamım? Yani benim size zerre hatam, zerre yanlışım, zerre kendi yemediğimi, kendi çoluğuma çocuğuma yedirmediğimi size yediriyorsam bana zift de haram olsun. Bana bak, zift de haram olsun. Ben yemediğimi benim çalışanım da bilir, benim eşim dostum da bilir, bana mal veren adam da bilir. Yemediğim malı almayacağımı, malın kötüsünü almayacağımı benim, ben çalışan esnafların hepsi bilir. Ona da müşteri olun. Ben size yenmedik bir şeyi yediriyorsam bana aldığım parada gideyim ekmekten zifte haram olsun. Zifte haram olsun.
Biz yokluğu da gördük, yokluktan da geldik zaten. Yokluğu olanı da inkar etmiyoruz da, kınamıyoruz da. Elimizden geldiğince de kendimize göre yardım ediyoruz. Ama dediğim konu bu. Lütfen biraz ben ve benim gibi esnaf arkadaşlarımıza, bak işini sevene diyorum ha. Ha şurada bir müşteri gelmiş, hesaba almamış. Müşteri gelmiş gelmemiş. Müşterinin kıymetini, önemini bilmiyorsa siz de ona değer vermeyin. Ama benim gibi esnaf arkadaşlarımız gelen müşteriye değer veriyorsa lütfen siz de onlara ve bize, benim gibilere değer verin. Ali biraz dur, iki neresi. Vallahi abiler, ablalar, durum bundan ibaret. Yani geceler boyu uykusuz kaldığımız oluyor. Sabaha karşı hala gitmemiz gerekiyor. Eleman gelmiyor, adam olmuyor. He, tabii bunlar sizin sorununuz değil. Diyeceksiniz kardeşim, yapma. Bunlar sizin sorununuz değil. Mesela ben geçenlerde hastaydım, ayakta duramayayım. Müşterilerin biri demiş, değil ki, ya bu havalandı mı, ne etti? Lan kardeş, ayakta duramayayım, serumla yatayım. Serumla ayakta durayım. Yani işimiz zor. Hele de gıda sektöründeki abilerimizin, esnaf abilerimizin işleri zor. Yani sözünüzü, biz sizleri çok seviyoruz. Sizden de biz esnaf olarak razıyız. Allah da sizden razı olsun. Ama biraz bizleri desteklerseniz seviniriz. Bu bir şikayet değil. Bu bir itiraz değil. Tabii hani derler ya, nasıl bakarsan öyle görürsün. Biz iki o açam. Güzel bak ki güzel gör. Ben size güzel bakıyorum. Hepiniz benim karşımda güzelsiniz. Saygıdeğer insanlarsınız. Önünüzde eğilecek insanlarsınız. Elleri öpülecek büyüklerimizsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Allah alem çay gibi kanım aksın. Ben nefes alan her şeyi çok seviyorum. Nefes alan her şeyi diyorum bak. Çocuktu, gençti, işte ne bileyim büyüktü, denzemizdi, dayımızdı, emmimizdi, dedemizdi. Çok seviyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Bir hatamız olduysa, bir kusurumuz olduysa, bilmeden bir hatalı konuşmam olduysa şimdiden özür dilerim. Beni de bir kardeşiniz olarak gördüğünüz için, görenler var. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. He, Instagram'da en ufak attığınız mesaja da bakıyorum. Ama hepsine bakayım. Gece olsa da bakayım. Güçlü olsa bakayım. Yani adam hemen buradan bir şey oluyor. Ne bileyim ben yani. Çay geç geliyor, hemen Google'a gireyim. Yorum yapayım. Yapar. Onun özür hakkı. Kimseye de yapma diyemezdik. Eğer bize bir parça da destek veriyorsanız, seviyorsanız bizim gibi esnafları, desteklerinizi bekliyoruz. Gene söyleyeyim. Bir hatamız olduysa özür dilerim. Buradan tüm emekçi abilerim ve ablalarım, çalışan ablalarımız da var, ev temizliğine giden ablalarımız da var, bakıcılık yapan ablalarımız var, gerçekten çalışmak zorunda kalan ablalarımız var, evine ekmek götürmek isteyenler var. Buradan tüm çalışan ve çalışmayan, evde oturan ve çalışan herkes ne varsa buradan selam olsun. Bir hatam olduysa özür dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunu buradan Instagram'dan mesaj atarsanız ben bakıyorum. YouTube'a da yorum yapmayı unutmayın. Veya benim bir hatalı davrandığım bir konu varsa olabilir. İnsanım, hatasız olmayabilirim. Google, YouTube'a yazın. Ben oradan okuyorum. Okuyacağım da. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ben sizleri seveyim.